huzura doğru. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği ...sorulardan birini daha soracağız. Hocam... E, ...sizde mesela gelen sorularda... ...özellikle... ...TGRT FM'deki programda... ...İslam ve Toplum programında... ...canlı olarak soruyor... ...bazı e, dinleyicilerimiz. Diyorlar ki işte... E, ...şöyle şöyle sıkıntılarımız var... ...şöyle hastalıklarımız var... ...ve bunlar bir türlü bizim üzerimizden gitmiyor diyenler de var. Bir türlü sıkıntıdan kurtulamıyoruz. Siz genellikle işte... E, bir şey anlatıyorsunuz ve burada diyorsunuz ki iki şeyden olabilir. Bunlardan birisi işte Müslümanın işlediği günahları kefarettir çektiği sıkıntılar. E günahı yoksa da bu onun derecesinin yükselmesine sebep olur diye. Şimdi yine aynı böyle bir soru var ve sorunun bunu anlatacaksınız ama şu açıdan yaklaşarak anlatırsanız seviniriz. Ee, bu gerçekten böyle midir? Yani bu sıkıntılara kefaret, e, günahlara kefaret midir bu sıkıntılar? Bir de çok günahı olanlar çok sıkıntı çeker manası çıkar mı buradan? Şimdi Mustafa Bey, ehl-i sünnet o kadar güzel anlatmışlar ve açıklamışlar ki e, ee, allah Teala ezelde kanunu koymuş. Zaten e, kitaplarda e, ehl-i sünnet yazmış olduğu kitaplarda allah Teala'nın gönderdiği dinlerde, dinlere kanun-ı rabbani isminde kullanıyorlar. Allah'tan kanunları yani gönderdiği dinler. Mesela en son Muhammed Aleyhisselam'la gönderdiği indirdiği ilahi kitap olan Kur'an-ı Kerim'de Zezze Suresi'nde Cenab-ı Hak buyuruyor ki: "Zerre kadar iyilik karşılık görecektir. Zerre kadar kötülük de karşılık görecektir." Ve Cenab-ı Hak dünyayı da imtihan yeri olarak yaratmıştır. Fakat peygamber Efendimiz Aleyhisselam dua ediyor. "Ya Rabbi benim işlemiş olduğum" günah, e, ümmetimin, benim ümmetimin işlemiş olduğu günahların cezasını dünyada ver. Şimdi Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Zerre kadar iyilik karşılık görecek. Zerre kadar kötülük. kötülük de karşılık. Söz, evet. davranış, bakış, dinleyiş neyse. Karşılık görecek. Birisi ceza, birisi mükafat. İyilikten mükafat, öbürleri ceza olarak karşılık görecek. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam o duası bereketiyle Allah-u Teala sözünden dönmez kanunu koymuş. Zerre kadar kötülük mutlak karşılık görecek. Mutlak ama. Allah Teala ihsanda bulunuyor. İman eden kullarının işlemiş olduğu hata ve kusurlarını çeşitli dert, bela, hastalık, üzüntü göndermek suretiyle onun karşını ödettiriyor. Hatta e, Süleyman-ı Ceza Hazretleri'nin bir kitabı var. Ey Yuhel diye dedelerimizin el kitabı. Hatta e, bu ey, zaman, ey, ey, oğul. Ha, ey, oldu, ey oğul diye bir kitap var. Ey Yuhel Velet, evet. Ey oğul e, ee, mızrakçı Mahalli gibi de o çok meşhur. Hatta bu huzura doğrunun arkasında bazen nakiller yapılan İslam ahlak kitabının içinde var o. Üçüncü kısım e, o ey yuhel ey oğul kısmı. Orada bir hadis-i şerifte naklediliyor. Buyuruyor ki müminin ayağına diken bassa bu bile günahlarına kefarettir. Dolayısıyla e, İslam alimler büyüklerinden İmam-ı Rabbani Kudüs'e suru daha da genişletmiş ve açıklamış. Derdi bela buyuruyor. Kemendi mahbub est. Ne demek? Dert ve bela, sıkıntı, hastalık. Allah-u Teala'nın sevdiği kullarının boynuna attığı bir kementtir. Merhamet ettiği, sevdiği kullarının boynuna attığı bir kementtir. Fakat o Eyyuhel Velek kitabında bir ifade geçiyor. Dert, bela, hastalık günahlara kefaret olmaz. E, bunlara sabredirirse. Hmm. Sabredirirse. Hayrihi ve şerrihi min allah Teala. Hatta e, şeyde hatırlayacaksınız TGRT FM'de bir dinleyicimiz o canlı yayında bir ifade kullandı. Bana dedi gelen herhangi bir şeye karşı üzülüyorum. Üzüldüğüm zaman bunu Rabbim gönderdi. Rabbim bunu biliyor. Diyorum. Sineye çekiyorum yani sabrediyorum. Doğrusu da budur bunun. Doğrusu da budur bunun. Çünkü e, imanın altı şartını anlatan Amentü'de Orada bir ifade geçiyor. Hayır ve, ve şerri Allah Teala. Hayır ve şer yaratan Cenab-ı Buna iman eden hani rahat eder. Onun için bir söz vardır. Kadere iman eden kederden emin olur. Evet. Kederden emin olur. Dolayısıyla mümine gelen, e, mümine gelen dert, bela, sıkıntı onun günahların affına sebeptir. Fakat demin güzel bir şey söylediniz. Bizim de hatırımıza gelirdi o. Ehl-i Sünnet onu da açıklamışlar. E, mesela ee, bir kimseye çok derdi vela geliyor. Bunun çok mu günahı vardı? Hayır değil. Çok affedildiğinin Cenab-ı Hak ona ikramda bulunduğunun alametiymiş. O sabrederse ama. Sabrederse. Şimdi e, zamanımızda altyapı göçtüğü için mesela e, kitaplarda okuduğunu olduğu gibi naklediyorsun. Sonra mesela onu dinleyen veya izleyen geri dönüyor. Acayip bir şey anlıyor. Acayip bir şey anlıyor. Şimdi e, diyor ki ee, o zaman diyor biz diyor doktora gitmeyecek miyiz? İlaç kullanmayacak mıyız? Sıkıntımızın gitmesi için herhangi bir kimseye herhangi bir sebebe başvurmayacak mıyız? Bu o demek değil ya. Doktora da gideceğiz. ilaç da alacağız. Ondan sonra ne bileyim e, diğer Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu nafakayı temin et, teminde yarattığı veya diğer şeylerde de yarattığı sebeplerin hepsine yapışacağız. Ama şifayı da veyahut da öbürlerini de sebepten bilmeyeceğiz gönderen Allah-u Teala'dır. Biz sebebe yapışacağız ama Allah-u Teala şifa vermedi. Nitekim mutlak ilaçlar, mutlak aynı şekilde doktor hep e, yani şifa o ilaçlardan, o doktordan mutlak olarak gelmiş olsaydı her doktora yine tedavi olması lazımdı. bugün mesela tıbbın aciz konmuş olduğu kanser hastalığı. E, gidiyorsun kemoterapi yapıyorsun, ne yapıyorsun falan ama netice itibariyle diyor ki Evet, doktorlar yapabileceğimiz bu kadar. Elimizden başka bir şey gelmiyor. Bazen bir baş ağrısı geliyor, doktor doktor geziyor, gene geçmiyor mesela. Ama sıradan herhangi birisi, ya şunu şöyle yap, içi versen geçer. Değince geçiyor, geçiyor. Şey geçiyor. Doktor değil, bir şey değil. Evet. Ha, Cenab-ı onda şifa yarattı. Aa, bu adam işte şifa kaynağı, hayır değil. Cenab-ı Hak onu orada şifa yaratmıştır. Bazen mesela, şeyde İslam alimlerin kitaplarında yazmış olduğu dualar var mesela. Sen kendin okuyorsun olmuyor birisini diyorlar ki falan okusun o gidiyor okuyunca tesir ediyor. O onu, e, şey yapıyor. Efem ondan gel ondan gelmiyor. Doktoru şifa için sebep kıldığı gibi onu da şifa için sebep kılmıştır. Ekmeği de doymak için, yemeği de doymak için sebep kılmıştır. E, suyu da susuduğu gidermek, kanmak için sebep kıldığı gibidir buyuruyor. Şunu da sorabilir miyim sebep. hocam? Az önceki e, konunun biraz daha hafifletilmiş hali diyelim. Yani biz dert, bela, sıkıntı deyince daha büyük şeyler geliyor aklımıza. Yani büyük bir hastalık, ne bileyim bir türlü geçmeyen işler, bitmeyen borçlar falan filan. Ee, daha küçük şeyler de bu günahlara kefaret midir? Kefarettir. Yani şuradan gidiyorduk, ayağımıza bir şey takıldı, sendeledik mesela. Ee, müminin başına gelen işte o Hüccetül İslam'daki e, Eyühel Velet kitabı, e, orada Süleyman e, ceza Hazretleri en böyle minimum misali vermiş Bulmuş hadis-i şerifi. Ayağına da batan bir diken. Yani diken. Sen deledin, tökezledin, evet. ayağını taşa vurdun. Ee, şimdi orada da bir şey yazıyor. Muhammed Hatimi Hazreti'nin Berika kitabından almış İslam ahlak kitabında var. Ee, mesela kadav öfü konusunda anlatılıyor falan. e Şimdi biz sebeplerden biliyoruz. E diyorsun ayağın takıldı bir taşa, ta taşı tekmeliyoruz. Ya taşın bir kabahatı yok. <laughs> orada bir ifade kullanılmış da buyuruyor ki bazıları diyor, mesela çiviyi çakmak için elinde diyor çekiç var. E, eline çekici vurduğu zaman çekici fırlatıp atıyor, tekmeliyor çekici. Ya kabahat çekici değil. Çekici tutan el sensin. Sen yanlış yaptın. O durumda zaten ona bir faydası yok o çekici eline vurmasının değil mi? Tabii. Çünkü isyan etmiş oluyor. İsyan etmiş olur. Dolayısıyla allah Teala dünyada dert bela gönderir. <laughs> Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki burası imtihansa şüphe edilen altını ateşle muayene ettikleri gibi Allah Teala insanları dert, bela ile imtihan eder. Bazısı bela ateşinden halis olarak çıkar. Bazısı da bozuk olarak çıkar. Hani herkes diyor ki ben altınım. Ateşe atıyorlar. Madem ki altın madeniyim diyorsun, atıyorsun. He, orada altın madeni olan çıkıyor. Aynen o misal verilmiş. Ve Peygamberimiz ümmetimin azabı dünyada verilir. O çok büyük nimet. Çünkü kabir dünya e, bir bakımdan ahirete benzer ama dünyadakilere benzemez. Çok acı. Ve orada ölüm de yok. Bayılmak da yok. Dünyada ölmek var ve bayılmak da var. Mesela bir noktaya kadar aynı şekilde ağırlığına şey yaparsan sonra bayılır kalırsın. Uyku dediğimiz nesne var burada. Orada yok. Hele mahşere ve oradan sonra cehenneme bırakacak onlar onu, onu telafi etme mümkün değil. Mesela sıtma hastalığı insanın günahlarının hepsini temizler. Dolu tanesinde toz olmadığı gibi sıtmanın da günahı kalmaz. Sıtmanın da günahı kalmaz. İsa Aleyhisselam buyurdu ki hasta olup musibete, felakete uğrayıp da günahları affolacağı için sevinmeyen kimse alim değildir. İsa Aleyhisselam buyuruyorlar bunu. Musa Aleyhisselam bir hastayı görür, halini acır. Ya Rabbi bu kuluma merhamet et diye dua eder. Bunun üzerine Allah Teala vahyederek ederek buyurur ki ya Musa rahmetime kavuşması için gönderdiğim sebepler içerisinde bulunan bir kuluma nasıl rahmet edeyim? Ben rahmet ettiğim için diyor ona hastalık verdim. Çünkü onun günahlarını bu hastalıkla affedeceğim, cennetteki derecesini bununla arttıracağım buyuruyor Cenabı. ı E sen şimdi e, e, neye benziyor bu? Doktora gidin, doktor e, doktor dedi ki bu cerrahlıktır, ameliyattır. Peki doktor hastadan intikam mı alıyor? Eline bıçağı almış kesecek. Yok. E, e, sabrediyorsun. E, diyorsun ki e, doktor beni tedavi için eline bıçağı aldı. Veyahut da zehir zembere ilaç veriyor. Ya doktor bana düşman mı ki o zehirden bere ilaç? Hayır. Merhamet ettiği için yapıyor. Merhamet ettiği için bu bıçağı alıyor. Yani neticede ben sıhhatli olacağım. Ya e Allah-u Teala doktordan da, ancak anandan, babandan da, hiç kim, e bütün varlıkların hepsinden Erham-ı Rahimi'nin buyuruyor. Merhametlidir. Dolayısıyla gönderdiği e, dertler, belalar, sıkıntılar bizim lehimizedir. İmam-ı Rabbani Kutu Sözleri buyuruyorlar ki, dertlerin belaların gelmesine sebep günah işlemektir. Fakat Belalar, sıkıntılar, günahların affedilmesine sebep olur. Allah-u Teala sevdiklerinin günahlarını affetmek için onlara dert bela gönderiyor. Tövbe istiğfar edince günahlar affoluyor. Dert bela gelmesine lüzum kalmaz ve gelmiş dertler de gider. O halde dert ve beladan kurtulmak için çok istiğfar okumalıdır. Hani bizi izleyen ve dinleyenler, efendim ben dayanamıyorum öyle şeyle, isyan edebilirim. O zaman da i̇mam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, arkadaş eline tesbih al veyahut da alma. i̇mam Gazali Hazretleri buyuruyor, bu, bir sürü, bu insanlara şaşıyorum. Günah işlerken eline tesbih alıp saymıyorlar diyor. Ama la ilahe illallah estağfurullah deyince hepsi diyor başlıyor diye saymaya. Saymana da gerek yok. Estağfurullah minkül mahkerah Allah, estağfurullah minkül mahkerah Allah deyip devam etmeli. Ve Sehil bin Abdullah Tüsteri Hazretleri hastalara ilaç verirken kendisi kullanmazmış. Sebebini sorunca hastalığa sabrederek oturarak kılınan namaz sağlam olanın ayakta kıldığı namazdan daha kıymetlidir buyurmuş. Ve yani onlar farklı. Dolayısıyla efendim dert ve belaların gelmesi lütuftur, ihsandır. Ama sabretme kaydı şartıyla. Ha şu da olmaz. Efendim o zaman ben allah Teala'dan hep dert bela isteyeyim. Hayır. Biz sebeplere yapışırız. Gelirse sebeplere yapışırız yine sabrederiz. isyan etmeyiz. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala buyurdu ki, işlediği günahı affımın yanında büyük görene gazaplanırım. Eğer acele etmek şanımdan olsaydı, acele ceza verseydim, rahmetimden ümit kesenlere acele ceza verirdim.'' Tam ilmi hal saadeti ebediye. Manaları açık ve kat'î olan ayet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere tevil etse dahi yanlış mana vererek ve manaları açıkça anlaşılmayanları tevil etmeden yanlış mana vererek dinden çıkana yani imanı bozuk olana mülhit denir mülhit kendini Müslüman sanır. Hiçbir dinde olmayıp da dinsiz düşüncelerini Müslümanlık imiş gibi fasit, bozuk deliller ile ispata kalkışarak Müslümanların imanlarını bozmak isteyene zındık denir. Mülhit ve zındık Müslüman görünerek İslamiyeti yıkmaya çalışmaktadır. Dini dünyaya alet etmek İslamiyetin en çok kötülediği bir suçtur. Her memleketteki İslam alimlerini böyle ağır suçlamak İslamiyeti kötülemeye, yıkmaya kalkışmak olur. Ehli sünnet alimleri hiçbir zaman siyasete karışmamış, hiçbir Müslümanı kötülememiştir. Eşhab-ı kiramın hepsi öldükten sonra yeni Müslüman olanlardan bir kısmının imanları bozuldu. Esâb-ı kiramın doğru imanından ayrıldılar. Dalalet fırkaları meydana geldi. Bu bozuk fırkalara bid'at fırkaları veya mezhepsiz denir. Bunlar manaları açıkça anlaşılamayan nasları tevil ederek yanıldıkları için kâfir değildirler. Fakat İslamiyete zararları kâfirlerin zararlarından çok oldu birbirleriyle ve ehli sünnet ile çekiştiler, harp ettiler. Mezhepsiz bidat fırkalarını ehli sünnetin dört doğru mezhebiyle karıştırmamalıdır. Dört mezhep birbirlerinin doğru yolda olduklarını söyler ve birbirlerini severler. Mezhepsiz fırkalar ise Müslümanları parçalamaktadırlar. Bugün dört mezhepten başka ehli sünnet yoktur. Davud etayhi Hazretleri Bugün çocukluğundan itibaren ilimle meşgul olan bir büyük evliya'yı anlatacağız. İlginçtir, ilimle meşgul olmasına rağmen dünyaya ve dünya malına pek bir sevgisi vardır Davud etayhi'nin. Davud etayhi, sevgili peygamberimizin bir mucize olarak geleceğini müjdelediği büyük imam ehl sünnetin reisi, büyük evliya İmam-ı Azam Hazretleri zamanında yaşamakta fakat dünya meşgalesi ve sevgisi onu bu ilim menbaı, harikalar, kerametler kaynağından uzak tutmaktadır. Bir gün bir esrarlı kişinin ölen bir sevdiğinin arkasından söylediği beyitler i Tâî Hazretleri'ne pek bir tesir eder şöyle demektedir meczup. Hangi güzel yüz ki toprak olmadı, hangi ceylan göz ki yere akmadı. Bu sözler adeta aklını başından alır Davudi i Tayin'in. Babasından kalan mirasın yanı sıra, ömrü boyunca biriktirmek için canını dişine taktığı serveti, bir anda yoka döner gözünde. Evine gelir o yıkılmış bir görüntü sergilemekte ise de bu yepyeni bir doğumun müjdecisi gibidir. Kalbini yakan düşüncelerden, boşa geçirilen ömürden dolayı sabahlara kadar hayıflanır, tövbeler eder bir nice. Bir daha geri dönmemek üzere çeker eline eteğini dünyadan. Henüz terk etmemiş olduğu dünyadan ruhen sıyırır çeker kendini. Öyle ki Herkesin tanıdığı Davut bir gün pazara çıktığında, küçük bir çocuğun hurma istediğini görür. Fakat bir zamanların bu meşhur zengininin, hurma alacak parası bile yoktur. Borç hurma ister satıcıdan. Satıcı, veresiye çalışmayacağını söyleyince, başı önünde ayrılır oradan. Ne var ki pazardan biri, sonradan tanır onu. Hurma satıcısı özürler dileyerek, istediği hurmaları verir ona. O da çocuğa ikram eder. Kendisini dünyadan çeken Davudi i dünyayı böyle hizmetçi, insanları böyle hürmetkar yapar Cenab-ı Hak. O pek konuşmaz. Konuştuğunda hak için konuşur ve pek hikmetli misallerle süslediği nasihatleri dimağlara, kalplere yerleşir. Şehirlerden şehirlere, kıtalardan kıtalara yol alır menkıbeleri, sözleri. O İmam-ı Azam Hazretlerini zindanda ziyaret eder ve o büyük imamın duasını alır ve eşi bulunmayan, kalpten dünya sevgisini çıkarıp atan, muhabbeti yerleştiren nazarlarına ve makbul dualarına kavuşur. Sonra gelir evine, gömülür kitapların arasına. Artık leziz yemeklerle, gösterişli kaftanlarla yoktur işi. Bir tellal çıkartıp, borcu olanların kendisine başvurmasını ister. Gönlünden çıkardığı ve babasından kalan mülkü satar, fakirlere, gariplere sadaka olarak verir. Daha sonra İmam-ı Azam Hazretlerinin en yüksek talebelerinden olup ilimde bir derya olur. Daha sonra ilim deryası, marifetler kaynağı, nübüvvet yolunun rehberleri olan silsile-i aliye denilen veliler zincirinin dördüncü halkası olan İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretlerinden nice marifetler ve esrar hazineleri devşirir gönlüne Davud-i Tâyi. O, yürüyen bir ölü gibidir ve geçirmez boş bir anını. İnsanların ondan nasihat istemesi durumunda da, yüksekliğinden haber veren büyük tevazu ile şöyle der büyük veli, Sizden çok benim nasihate ihtiyacım var. Ben Allahü Teala'nın aciz bir kuluyum. Fakat insanlar sözlerinde rabbani tesir olan bu veliye bir gün bir cenaze sonrası ısrar ederler. O zaman büyük veli İmam-ı Azam Hazretleri ve Cafer-i Sadık Hazretleri gibi büyüklerin sohbetinin bereketiyle şu muazzam nasihati yapar ki bu nübüvvet kaynağının pınarlarının kıymet biçilmez kelimeleridir. Erki ki onlara büyük veli, kim ki Allahü Teala'nın vaad ettiğinden korkarsa arzularına çabuk kavuşur. Kimin arzuları çoksa ona bütün azaplar yakındır. Ey kardeşlerim, en büyük sermaye Allahü Teala'nın razı olduğu bir iş ile meşgul olmaktır. Kabirdekiler kıyamet kopunca kabir azabı kalkacağı için kıyametin çabuk gelmesini beklerler. Dünyadakilerse kabirdekilerin dile gelmez, telafi olunmaz pişmanlıklarını bilmedikleri için hep günah işlerler. Halbuki onlar da ölünce dünyadayken neden çok ibadet yapmadık diyerek pişman olacaklar diye buyurur. Allahü Teala'ya kulluk ve kullarının iki cihan saadetine kavuşmasına çalışmakla geçen ömrü 781 yılında nihayet bulur. Yalancı gölge olan dünyayı terk eder, kavuşur hakikat alemine. Nefsini, dünyayı Allah için terk edip Allah'a kavuşan büyük evliya Davud-i Hazretleri buyurdular ki, Her nefs dünyadan susuz olarak gidecektir. Ancak Allahü Teala'yı zikreden kullar bundan müstesnadır. Uzun emele dalan bir kul, üzerindeki kul borçlarını unutur ve tövbe etmeyi sonraya bırakır siz böyle yapmayınız. Dünyayı sevenler, dünyalıkları için ahiretlerini terk ediyorlar. Sen, Allahü Teala'nın emirlerini yapabilmek için dünyayı terk et. Senin ayıplarını araştıran kötü insanlarla arkadaş olma. Hayatımda gece ibadet edenlerden başka hiç kimseye imrenmedim. Öyle gayret et ki Allahü Teala seni yasak ettiği yerde görmesin. Emrettiği yerden de ayrılmış bulmasın. Allahü Teala'dan haya et ki senin ona yakın olduğunu ve senin üzerindeki kudretini göz önüne getiresin. Dünyaya karşı oruçlu ol ki iftarın ölüm olsun.'' kötü insanlardan, aslandan kaçar gibi kaç. Fakat salih kimselerin yanında bulunmaya gayret et. Cemaatle namazı terk etme ve sünnetten ayrılma. İslam ahlakı. İstihaza kanı, idrar, ishal, yel, devamlı burnu kanaması ve yaranın akması Hanefi mezhebinde bir namaz vakti içinde durmadan devam ederse özür sahibi olur. Gözü ağrıyanın gözünün devamlı sulanması, kulağından memesinden göbeğinden devamlı bir şey akması da böyledir. İlaç ile pamuk koymak, sarmakla namazı oturarak kılarak akıntıyı durdurmak vaciptir. Durduramazsa her namaz vakti girdikten sonra abdest alıp namazları öylece kılar. Namaz vakitlerinin çıkmasıyla abdestleri bozulur. Hanefi'de özür sahibi olmak için özrün bir namaz vakti içinde abdest alıp o vaktin farzını kılacak kadar bir zaman durmayıp hep akması lazımdır. Özür sahibi olduktan sonra bir namaz vaktinde bir kere akıp durunca özür sahibi olmak devam eder. Bir namaz vaktinde hiç akmazsa özür sahibi olmak nihayet bulur. Özür sahibinden akan şeyler necaseti galiza olduklarından namaz kılacağı zaman çamaşırına bulaşmış olanı Hanefi'de bir dirhemden fazla ise bunu yıkaması farzdır. Namaz kılacak zaman kadar durmayıp bulaşırsa yıkamadan kılar. Dirhem miktarı katı necaset için bir miskaldir ki 4 gram ve 80 santigramdır. Sıvılar için açık avucun içini dolduran suyun yüzeyi kadar yer demektir. Abdesti bozan şey bir namaz vaktinde ve namaz içinde çıkıp devam etmese bile Maliki mezhebinde özür sahibi olur. Abdesti ve namazı bozulmaz. Hanefi mezhebinde olan kimse Maliki mezhebini taklit eder. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Güney Kıbrıs'ın mühim liman kenti, turistik merkezlerinden birisi olan Limasol'dan sesleniyorum. Limasol Kalesi'nin giriş merdivenlerinin yanındayım. Bundan önceki programımızda Limasol Kalesi'nin avlusundaki etnografik eserleri sizlere tanıtmaya çalıştım. Kale hakkında da bazı bilgiler vermiş idim. Şimdi 1538'lerde yani kanunu Sultan Süleyman Han zamanında, yani artık Barbaros Hayrettin Paşa'nın Osmanlı'yla birleştiği dönemde. Yani Akdeniz Osmanlı gölü haline geldiği bir devirde hala Kıbrıs duruyor mu? Duruyor. Duruyor. Evet. Ama Rodos, Rodos alındı. Rodos 1522'de alındı. Ondan 16 sene sonra buraya Osmanlı deniz akıncıları geldiler ve şehri tahrip ettiler. Kötü bir şey gibi görünüyor. Ama hacca giden İstanbul'dan olsun, Balkanlardan olsun ve Anadolu'nun diğer yerlerinden, Batı Anadolu'dan gemilerle giden insanların yolunu burada korsanlar kesip, Venedik'te konsantre, çünkü o zaman da Venedik'in elindeydi. Venedik toprağıydı Kıbrıs. Gemileri soyup içindeki insanları köle olarak işlerinde, evlerinde çalıştırıyorlardı. Hatta esir pazarlarında satıyorlardı efendim. İnsan ibadet için hac olmaya gidiyor, hacca gidiyor ama yolda tutuyorlar, esir yapıp satıyorlar. Ağırlığı düşünebiliyor musunuz efendim ya? Onun için zaman zaman Osmanlı deniz akıncıları Kıbrıs güneyinden böyle harekat düzenlerler idi. 1538'de yapılan harekatta ise hakikaten esaslı bir yakma, yıkma olayı oldu. Ve 1571'de Osmanlı kuvvetleri Kıbrıs'ın güneyinden Larnaka, Limasol bölgesinden bu bulunduğumuz yerlerden karaya çıkmak suretiyle 100 bin kişi karadan Lefkoşa'ya vardılar. Lefkoşa ile Limasol arası 100 kilometre. Hadi Larnaka 50 kilometre. Demek ki bir sahilin bir tek noktasından çıkmıyor ki 100 bin kişi efendim. Herkes kendilerine bir bölge alıp böyle tarama şeklinde gidiyorlar. Dolayısıyla buralardan da Lefkoşa'ya kadar Temmuz sıcağında 2 Temmuz'da karıya çıktılar. 20 Temmuz'a kadar Lefkoşa'ya ancak ulaştılar idi. Ve Osmanlı olduktan sonra da zaten bu bölge bir sükunet, bir huzur ülkesi oldu. Yerli insanları da huzura kavuştu. Sonradan gelip yerleşenler de zaten huzurlu bir hayat için gelmişler idi. Şimdi burada enteresan bir hadise oldu. Haçlı seferine gitmekte olan İngiliz kralı, namı arslan yürekli olan Richard, Kıbrıs'ın kuzeyinden gemilerle, Kudüs'e doğru giderken askerlerini karadan gönderdi. Kendisi ise denizden. Kafilede kız kardeşi var ve nişanlısı Aranciya var. Deniz patladı. Yani kral geçiyor diye deniz patlamayacak mı efendim? Patladı. Gemiler söz dinlemez oldu. Yelkenleri yırtıldı. Dalgaların üzerine bine bine gitti. Tam Kantara Kalesi'nin civarlarında gemi karaya oturdu. Kuzey sahiline de Kıbrıs'ın. O zamanki Kıbrıs kralı olan zat yani karaya oturan gemideki insanları kurtarmak için koşturmadı. Burada yağlı bir lokma var mı? Kimleri ezir edebilirim diye. Gitti baktı ki aslan yürekli Rişar'ın kız kardeşiyle nişanlısı var. Onları hemen Kantara Kalesi merkeziydi. Oraya hapsetti efendim. Çok yalçın bir yerdedir Kantara Kalesi'de oraya hapsetti ve İngiliz kralından fidye istedi. Ya adam aslan yürekli. Fidye istenir mi efendim? Yani derdi davası para zaten. Hani can iste ama para isteme. Vay sen misin benim gibi meşhur bir kraldan fidye isteyen? Çevirdi donanmayı. Kıbrıs alacağız dedi. Ve Kıbrıs'ı aldılar. Kralın da cezasını verdi. Eşini de nişanlısını da kurtarmış oldu. Ve işte bu kalede aslan yürekli Richard düğününü yaptı. Bu kalede. Aranciya'da Kraliçelik tacını burada giydi. İngiltere tarihinde, Britanya adasının dışında, Kraliçelik tacını ilk ve son giyen kimsedir denir kraliçe Arancı'ya için. Sonra da eee orada İngiltere'de krallık boş mu kalacak efendim? Dönüp gidecek ama buraya masraf da etti. Biraz para alalım dedi. Kıbrıs'ı sattı efendim. Evet, tarihte enteresandır. Yani 1878'de gelen İngilizler de Kıbrıs'ı satmaya kalktılar. Aslan yürekli Richard'a resmen Kıbrıs'ı belli bir paraya sattı. O parayı da aldı memleketine götürdü. Ne kadar enteresan şeyler insanların hayatında efendim. Bunların idareci diye peşten nasıl gideceksiniz? Şimdi gidelim biz yukarıya da efendim. Orada da bazı şeyler anlatalım. Osmanlı Devleti buraları imar ettikten sonra bu kaleyi kale olarak muhafaza etmedi. Osmanlı zaten birçok fethettiği yerlerdeki kaleleri yıkmıştır. Biz kale duvarlarının arkasına sığınacak insanlar değiliz diye. Fakat burayı yıkmadı. Burayı da hapishane olarak kullandı. İngilizler 1878'de geldiklerinde yine burayı hapishane yaptılar. Limasollulara şöyle bir tehdit için bak. Kale duvarlarının arkasına ben adamı attım mı orada ölür gidersiniz. Burayı bırakıncaya kadar kale hapishane olarak kaldı efendim. Lefkoşa'daki Büyük Han hapishane kaldı. Girne'deki kale hapishane kaldı. Evet. Bazen polis okulu falan yaptır ama geçelim kalenin içerisine efendim. Şimdi de Limasol Kalesi'nin zemin katındayız. Şu anda kale olduğu gibi üç kat halinde düzenlenmiş ve müze olarak düzenlenmiş. Bu bulunduğumuz kısım Orta Çağ'a ait bulunmuş eserlerin sergilendi ama kısıtlı sayıda. Ayrıca bir arkeoloji müzesi var. Büyük çapta bir arkeoloji müzesi var. Eee Limasol'un ama biz tabii programımızın formatına uyacak yerlerde çekim yapıyoruz. Burayı anlatmaktan maksadımız da 1570 senesinde Türk askerleri 71'de ilk Kıbrıs güney kıyılarına geldiklerinde karaya çıkar çıkmaz bu kaleyi alıp bu kalenin benim kuvvetle tahmin ettiğim bölümü, burası Hasan Ağa Mescidi olarak tanzim edilmiştir. Tabii Kıbrıs'a gelen 100 bin kişi yeterli değildi bu savaş için. Diyeceksin ki bir adıya 100 bin kişi ne? 10 bin kişi de olur. O günün şartlarında öyle değil efendim. 100 bin kişi geldi, karaya döküldü, tekrar gemiler gönderildi, Anadolu'nun kıyılarından Suriye kıyılarından e, ta Antakya kadar olan bölgeden grup grup askerler getirildi. Kolay değildi yani Karşıdaki Haçlı ordusu sayılmayacak şekilde e, katılan devlet sayısı azdı ama karşıdaki zihniyet yani Osmanlı'yı ortadan kaldırmak isteyen bir zihniyet idi. Onun için Türk gemileri buraya askerleri bıraktıktan sonra tekrar giderek asker getirmek için kıyılardan ayrıldılar. Düşünün karaya çıkmışsınız. Temmuzun sıcağında içecek suyunuz yok. Belki yiyecek ekmeğiniz de pek yok ve gemiler de yok. Gemiler yakılmış. Ben öyle zannediyorum ki bu gemilerin tekrar asker götürme bahanesiyle kıyılardan ayrılmasıyla asker hani rahmetli Allah Teala gani gani rahmet eylesin. Tarık bin Ziyad Hazretleri Cebeli Tarık Boğazı'nı geçtikten sonra İberiye Yarımadası'nda gemileri yaktırmıştır ya efendim. Biz de şimdi zaman zaman günlük bazı teşebbüslerimizde veya büyük çapta bir karar vereceksek arkadaş ben gemileri yaktım. Yani bu geri dönüş yolunu kapattım. Daima ileriye gideceğim diye. İhtimal ki Lala Mustafa Paşa da böyle bir yolu takip etti. Tabi Lefkoşa alınırken çok değişik bir oyun oynandı. Lefkoşa valisi Dandalo sanki Osmanlı daha askeriyle surlardan girmemiş gibi güya kendi rızasıyla şehri Osmanlı'ya teslim edeceği iyiliğini yapacak bir pozisyona düştü. Halbuki Lala Mustafa Paşa'ya haber geldi ki, surlardan askerimiz giriyor efendim, Lefkoşa düştü dediler. Bu da şart koştu, beni bağışlarsanız kaleyi size teslim edeceğim dedi. Çağırın tamam dedi, gelsin gelsin geldi, ne diyorsun böyle e, askerler girdi ya dedi, estek köstek, kandırmaya mı çalışıyorsun, kellesini vurdurdu. Bu kelleyi, bal kavanozuna koydurmak suretiyle, Girne Kalesi önlerine gönderdi. Bakın, dan Dandolu ihanet etti, Lefkoşa valisi işte kellesi. Biz kan dökmek niyetinde değiliz. Hiçbir yerde olmadığı gibi burada da kan dökmek istemiyoruz. Akıbetinizi siz tayin edin. Beyaz bayrağı çektiler. Tamam dediler biz kabul ettik. Magosya'ya getirdiler. Magosa surlarının yüksekliğine ve muhkemliğine güvenerek yanaşılması zor bularak yanındaki hendeklere de güvenerek Kaleyi teslim etmedi. Sekiz ay perişan oldu Magoza'daki insanlar efendim. İçeridekiler de perişan oldu. Binlerce insan öldü. Sekiz ay savaş daha uzadı. Sonra Baf'a gönderildi efendim. Limasol'a niye gönderilmedi? Çünkü Limasol zaten alınmış bir kaleydi. Asker çıkarırken ilk köprübaşı yapıldığı yerde alınmıştı. Baf'lara dediler ki işte kale ve kelle. Hangisi? Hay hay buyurun kaleyi, kaleyi verdik dediler, kelleyi görünce. İşte Osmanlı savaşta eğer bir soykırımı hizalamış olsaydı, insan öldürmeyi hizalamış olsaydı, böyle bir yola hiç başvurmayacaktı. Diyeceksiniz ki bu peki çok munis bir şey midir? Değil ama ortada bir savaş var. Bu savaşa girdiğinizde ne kadar az insan öldürülürse o kadar insanlığın lehinedir bir insan yeri gelir, bir dünya demek olur efendim. Şimdi biz buradaki eserlerle gördüğünüz işte çeşitli tarihi toprak ve cam eşyaları da sizlere göstermeye çalıştık ve bu binanın muhtelif odaları da çok böyle girintili çıkıntılı varyantlar şeklinde yapılmış. Oralarda da birçok taş kitabeler, eskiye ait taş kitabeler sergilenmektedir. Ee, yolunuz düştüğünde Magosa Kalesi'ni de avlusunda fazla gezinmeden, şühedanın kabrini çiğnemeden dışından Fatih alanınızı gönderirsiniz. Sonra da gelir buraları ziyaret edersiniz. Bugünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşçakalınız efendim.